Ses 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 ses. Amasya Spor Salonu'ndan herkese mutlu günler sevgili izleyenler. Ben Elif Ünal. Erkekler ve Kadınlar Salon Süper Ligi'nde birinci ve ikinci etabı bitirdiğimiz salon hokeyinde artık playoff zamanındayız. Kazanan adını finale yazdırıp şampiyonluk kupasının bir kulbunu tutmuş olacak. Kaybedense üçüncülük, dördüncülük maçına çıkacak. Böyle bir günü geride bırakacağız sizlerle birlikte. İki takıma da başarılar diliyorum. Hokey TV izleyicilerine de keyifli seyirler. Bizler birinci ve ikinci etapta takımların nasıl, ne yönde oynadığı performansının bilgisine sahibiz oyuncularla ilgili. Ama artık tabii her şey final için olacak. Her şey final için olduğu için de oyuncular ekstra motive olacaktır diye düşünüyorum. Karşılaşmayı isterseniz her iki takım sahadalar. Bizlerse kadrolarına bakarak devam edelim. Gaziantep Polis Gücü lider olarak tamamladı zaten birinci ve ikinci etap karşılaşmalarının ardından. Kadrolarındaysa 1 Ali Akın Özkılıç, 4 Muhammed Aslan Sarı, 5 Hakim Taşar, 6 Furkan Mehmet Özkılıç, 7 Müslüm Ela Göz, 9 Celal Aydın, 21 Müslüm Ekinci, 22 Necip Çilkız, 24 Mazlum Keskin, 28 Tolunay Kasım ve 31 Muhammed Ali Kertil, antrenör Yusuf Kasım. Nizip Zeyugma ise sezonu 4. sırada tamamlayarak Polis Gücü'nün rakibi olmuştu sevgili izleyenler. Kadroda ise 1 İbrahim Şamil Köşker, 2 Cihan Korkmaz, 6 Kerem Özdemir, 7 Aydın Şahin, 8 Hasari Erdoğan, 9 Mehmet Baran Çelik, 10 Halil İbrahim Öztürk, 12 Cevdet Çelik, 16 Onur Açıkgöz, 17 Ömer Anıl Karakuş, 18 Emre Durmuş, 27 Kamil Dönmez, antrenör Yunus Şahin. Karşılaşmanın sağ hakemleri Hüseyin Emin ve Fahri Açıkgöz, yazı hakemi Muhittin Gözey, süre hakemi Serap Karar, rezerv hakem Çetin Demir ve baş hakem doçent doktor Ali Yıldırım olacak. Karşılaşma öncesinde de tabii artık son konuşmalar yapılıyor. Az önce de belirttiğim gibi yarın finale çıkmak adına iki takımın da mücadelesi, böyle bir karşılaşmayı geride bırakacağız. Bakalım nasıl bir mücadele bizleri bekliyor. Sevgili izleyenler. Polis Gücü'nde kalede Necip Çilkız var. Muhammed, Müslüm Ekinci, Müslüm Ela Göz, Celal Aydın ve Ali Akın kadrosuyla Polis Gücü'nü takip edeceğiz. Nizip Zeyugma'daysa İbrahim Şamil Köşker, Kerem Özdemir, Hasari Erdoğan, Halil İbrahim Öztürk, Onur Açıkgöz ve Ömer Anıl Karakuş altısıyla Polis Gücü karşısında Nizip Zeyugma'yı takip ediyor olacağız. Karşılaşma içinde yer yer takımların birer vara gitme hakkı olduğunu da sizlere belirtmiş olalım. Eğer VAR'daki itirazları haklı sayılırsa da haliyle itiraz hakları devam edecek. Böyle bir sistem üzerinden birinci ve ikinci etabı zaten geride bırakmıştık sizlerle birlikte. Bir kez daha iki takıma da başarılar diliyorum. Umarım fair play çerçevesinde güzel, keyifli bir karşılaşmayı sizlerle birlikte geride bırakıyor olacağız. Karşılaşmanın hakemi Hüseyin Emin ilk düdüğüyle birlikte mücadele başladı. Hasari ve Onur savunmada paslaşan iki ismi Nizip Zeyugman'ın. Halil İbrahim. Celal. Serbest vuruşu kullanacak derken Halil İbrahim hızla da kullandılar. Kerem. Stik kapama kararı neticesinde serbest vuruşu kullandı Polis Gücü. Müslüm Ekinci, Muhammed. Müslüm ve Muhammed'le Polis Gücü'nün geride paslaşan ismi top yükseklik kazandı ama çevresinde herhangi bir oyuncu olmadığı için de karşılaşma devam etti. Müslüm Ekinci, Müslüm Ela Göz. Paslaştılar. Ardından Ali geldi o noktaya. Müslüm Ekinci ile bir kez daha paslaşmaların ardından Celal.
kulağın pasını geriye. Müslüm Ekinci karşıladı Kerem. Yüksek top beklentisi vardı polis gücünün. Ardından bir kez araya girerek Müslüm Ekinci atağın başlangıcını yaptılar. Ali Akın çevirdi. Circle'da şimdi ters tarafta sağ çaprazdan vuruş Şamil. Ardından Onur uzaklaştırmaya çalışacaktı ama zaten faul düdüğü çalındı ve serbest vuruşu kullanacak Nizip Zevguma. Kerem. Hasari. Onur. Ömer Hanım. Bir kez daha Onur'la paslaştılar. Şu anda baktığımız zaman mağlubiyeti olmayan tek takım polis gücü sevgili izleyenler. Aynı zamanda en çok gol atan takım unvanına da sahip. 155 gol attı, 50 gol kalesinde gördü. Toplamda 18 maçta 16 galibiyet, 2 beraber kalarak 50 puanla zaten lider tamamladılar. Birinci ve ikinci etabı şimdi de polis gücü karşısında Ömer Hanım Karakuş. Atak yöne göre sağ taraftan polis gücü karşısında Nizip Zeyugma atak başlangıcını yapmıştı. Ardından Celal bir uzun pas ama hasardan yükseldiği için top serbest vuruşu kullanacak polis gücü. Tabii Celal Aydın, Hakim Taşar, Müslüm Ekinci, Müslüm Ela Göz ve Necip Çilkız gibi milli takım kadrosuna seçilen ismi de var polis gücünün. Ali Akın çevirdi orada. Bir penaltı korner kararı geldi. Çünkü yüksek top neticesinde kazanıldı bu penaltı korner. Penaltı kornerlerden 32 gol üretti polis gücü birinci ve ikinci etapta. Bakalım şu an neler yapacaklar. Bir penaltı korner kararı neticesinde de ilk golü bulma fırsatını yakaladılar. Oyunun yönüne göre sol taraftan Muhammed'le penaltı korner kullanılacak. Müslüm Ekinci, Müslüm Ela Göz ve Celal Aydın yayda bekleyen isimler ve Celal kontrol edip pasını aktardı. Müslüm Ela Göz karşılaşmada ilk golü penaltı kornerden attı polis gücü. Sevgili izleyenler, zaten baktığımız zaman Müslüm Ela Göz 31 gol vardı. Bu da 32.si oldu bir penaltı korner kararı neticesinde. Şimdi de karşılaşmanın rezerv hakemi Çetin Demir ve sağ hakemi Hüseyin Emin iletişim halindeler. Aynı zamanda pozisyonu tekrarında takip ediyorlar. Bir taraftan VAR'a gidildi mi gidilmedi mi yönünde de Yusuf Kasım sordu karşılaşmanın hakemlerine. Çünkü herhangi bir işaret söz konusu olmamıştı. Şimdi Hüseyin Emin'le de Yusuf Kasım iletişim halinde olmasının ardından gol verildi mi verilmedi mi diye de şöyle bir kenara baktılar. Pozisyonun penaltı kornerini de tekrar izlediler ve ardından o penaltı korner geçerli. Penaltı korner golünün santrasını yaptı Nizip Zeugma. Nizip Zeugma ise playoff hattında bulunan takımlara oranla en az gol atan takım unvanına sahip. 88 gol attı, 58 gol ise kalesinde gördüler. Celal. Halil İbrahim Öztürk atak yönüne göre sağ tarafta. Necip iyi kapattı açıyı. Korner. Onur'la korneri kullanıyorlar. Halil İbrahim. Müslüm Ekinci. Az önce Müslüm Ela Göz'ün bir penaltı korner golüyle öne geçti polis gücü rakibi Nizip Zeyugma karşısında. Şimdi Nizip Zeyugma beraberlik adına mücadele veriyor. Ve orada Müslüm Ekinci'nin sitinden yükselip çıkan topla serbest vuruş kullanacaklar yayın dışından. Hasari. Celal. Pozisyonda yerde Celal. Aynı zamanda
Hasari de yerde. Henüz Hasari kalkamadı ve bundan ötürü de süre durdu. Karşılaşmanın hakemi Fahri Açıkgöz de hemen sağlık ekiplerini oyun alanına davet etti. Ve şimdi sağlık ekipleri Hasari Erdoğan'ın yanındalar. Tabii az önce polis gücü ataktayken milli takım oyuncularını dile getirmiştik. Celal Hakim, Müslüm Ekinci, Müslüm Ela Göze, Necip Çiğkız diye. Nizip Zeugma'da ise Halil İbrahim Öztürk, Hasari Erdoğan, Kerem Özdemir ve Onur Açıkgöz milli takım aday kadrosunda yer alan 4 isim. Halil İbrahim Öztürk kenara geldi ve aynı zamanda onun yerine de oyuna Nizip Zeugma'da Cihan Korkmaz dahil oldu. Bir tarafta da Sedye'yi istediler. Aslında şöyle, karşılaşmada 6 dakika 3 saniyelik dilimdeyiz. Yani henüz yolu yarılamadık ama Nizip Zeugma'da da alışık olduğumuz değişiklikler olacak. Onlar da yaklaşık 4-5 dakikalık dilimde değişiklikler söz konusuydu. Kerem yerine de Emre oyunda. Ömer Anıl da kenara geliyor ve Aydın oyun alanında olacak. Bir tarafta da kaptan Kamil Dönmez de bekliyor. Tabii şu anda Hasari Erdoğan'ın sakatlığı olduğu için de sevgili izleyenler, bir taraftan da onu takip ediyoruz. Ve şimdi Sedye geldi. Geçmiş olsun dileriz. Umarız ciddi bir durumu söz konusu değildir. Henüz daha ilk periyotta, maçın başındayız. Bu maçın ardından da sevgili izleyenler, kadınlarda ilk maç oynanacak. O maçta polis gücüyle Alan Yıldızları arasında gerçekleşecek. Bir erkek bir kadın, bir erkek bir kadın olarak fikstür belirlenmiş durumda ve haliyle bu fikstürle birlikte bizler playoff mücadelesini tamamlayacağız. Ardından yarın final karşılaşmaları oynanacak. Üçüncülük, dördüncülükle birlikte. Bir kez daha Hasari Erdoğan'a da geçmiş olsun dileyelim. Şu anda Sedye eşliğinde takım arkadaşları ve polis gücü oyuncuları tarafından saha kenarına doğru getiriliyor kendisi. Şimdi tabii sağlık ekipleri hala Hasari'ye müdahale etmeye çalışacaklar. Bir pozisyonda Celal ve Hasari Erdoğan çarpışması ve yerde kalması sonucunda Celal kalktı ama Hasari kalkamamıştı. Ve şu anda onun sakatlığı sebebiyle de oyun durmuştu sevgili izleyenler. Şimdi yeniden oyun alanına dönecek olursak da o noktadan tartışmalı pozisyon kararı, çünkü süre durmuştu. Hakemin işaretiyle birlikte Müslüm Elagöz de bıraktı topu Nizip Zeugma'ya. Kamil, Onur. 1-0'lık polis gücünün üstünlüğü var karşılaşmada. Müslüm Elagöz penaltı kornerden golü bulmuştu. Şimdi de topu kazandı rakip yarının ortalarında. Müslüm circle'dalar. Savunmadan çıkan top kornerle devam ediyor. Müslüm ikinci. Celal. Müslüm. Celal Aydın'da en çok gol atanlar listesinde birinci sırada, 49 golü var Müslüm. Yüksek top ve penaltı korner. Circle içine atılan top ardından rakipten yükseldiği için yine bir penaltı korner kullanacak polis gücü. Karşılaşmada ikinci penaltı korner. İkisi de polis gücüne ait. Yine sol taraftan Muhammed topun başında. Tabii bir taraftan da
Varda da pozisyonu incelemişti hakemler, pozisyon tekrar. Şimdi penaltı, korner kullanıldı. Savunmadan dönen top. Ardından serbest vuruşla devam etti. Orada da Celal pasını kullandı geriye. Müslüm Ekinci, Muhammed. Müslüm Ela Göz ve Müslüm Ekinci, iki adaş paslaşmasının ardından Ali Akın. Circle'a Celal'i düşündü ve top az farkla out. Kale direğinin de solundan bu top doğrudan dışarıya çıktı. Onur. Kamil. Hasan'ın sakatlığının ardından Kamil de oyun alanındaydı ve Onur'la geride paslaştılar. Emre'nin pasındaydı. İyi kapattı o bölümü Muhammed. Ardından Müslüm Ekinci ve Ela Göz'e geçtiler. Rakip yaralanan Müslüm Ela Göz. Onun vuruşu direkten döndü. Pozisyon devam ediyor. Aydın. Araya girdi Ali Akıncı. Ali Akın, Özkılıç. O pozisyonda ardından henüz rakip circle'ın içinde kendisi. Celal'den çıkan topla taç atışını kullanıyorlar. Cihan'ın pozisyonu faul. Serbest vuruş kullanıyor Nizip Zeugma. Halil İbrahim, Ömer Anıl ve Kerem üçlüsü ise birazdan yeniden oyun alanında olacak. Muhammed. Müslüm ikinci ve Muhammed ikincisi geride paslaşıyorlar. O noktaya Cihan geldi baskıya. Baskıyla birlikte de topu kazandılar. Circle içinde yüksek top neticesinde serbest vuruşu hızla kullandı polis gücü. Müslüm Ela Göz. Çaprazdan vuruş Şamil. Henüz topu uzaklaştıramadılar. Yüksek top beklentisi var. Kaleciden yükseldiği yönünde polis gücünün ama onların hatağı da devam ediyor. Onur. Emre, Cihan, Aydın kenardalar. Ömer Hanım, Halil İbrahim ve Kerem oyun alanındalar. Nizip Zeugma'da karşılaşmada polis gücünün attığı penaltı kornerde ki golle 1-0'lık üstünlüğü devam ediyor. Kamil. Pas geriye Ömer Hanım. Onur. Bir taraftan da gözüm Hasari'de. Henüz o da tedavi uygulanmaya devam ediyordu ona. Halil İbrahim. Çaprazdan Kerem. Gol geçerli değil. Yüksek top sebebiyle gol geçerli değil. 1-0'lık polis gücü üstünlüğü devam ediyor. İlk periyotta 2 dakika 18 saniye kaldı. Kerem, Ali Akın, Özkılıç aynı topa koşmuştu. Avantaj büyük ihtimalle kaybedildi ki hakem de serbest vuruşun yerinden kullanılmasını söyledi. Circle dışında da şimdi bir kez daha serbest vuruş kullandı polis gücü. Müslüm ikinci. Müslüm Ela Göz. Orta alana düşündü Müslüm ikinci. Topu kaybettiler Ömer Anıl. Halil İbrahim. Yüksek top ve penaltı korner beklentisi var. Hakem devam ettirdi. Onur. Ömer Anıl. Büyük ihtimalle pozisyon tamamlandığında VAR'a gideceğiz. Çünkü yüksek top sebebiyle Nizip Zeugman'ın itirazı olacak gibi duruyor. Ve evet öyle de olacak. Nizip Zeugman'ın circle içindeki pozisyonda yüksek top itirazı var. Ve bundan ötürü VAR'dayız.
sevgili izleyenler, hakemler pozisyonu incelediler. Pozisyonda ayakla müdahalenin olduğunu da Fahri Açıköz açıkladı oyunculara ve bundan ötürü de circle'a gelen yüksek top itirazı geçerli değil. Nisip Zeyukman'ın ve onların itiraz hakkı bitmiş oldu bu pozisyonla birlikte. Artık itiraz edemeyecekler. Yani VAR'a gidemeyecekler. 1 dakika 20 saniye kala da polis gücü kendi yer alanından çıkmaya çalışıyor şu an. Celal. Hakim de oyun alanında sevgili izleyenler. Müslüm. Ali çevirdi circle'da ve Celal Aydın. Ama yerden müdahale işaret etti Fahri Açıköz. Bundan ötürü de ağlara giden gol geçerli değil. Bizler ise pozisyonu tekrar takip edelim. İşte burada Ali ardından Celal ağlara gönderdi. Yerden müdahale sebebiyle de ağlara giden gol geçerli değil. Bakalım ama pozisyonu sanırım hakemler kendi inisiyatifleriyle inceliyorlar. Ona göre kararı verecekler. Hakemler şu anda pozisyon tekrarını izlediler. Yerden müdahale kararı gelmişti. Celal'in attığı gol geçerli mi değil mi? Bakalım 1 dakika 2 saniye kala skor 2-0 mı olacak mı derken hakemler pozisyonu incelediler. Yerden müdahale sebebiyle Celal'in attığı gol geçerli değil. Skor 1-0 devam ediyor. Son 1 dakikalık dilimin içindeyiz. Polis gücü üstünlüğüyle karşılaşmanın 9 dakikalık dilimini geride bıraktık. Müslüm. Hakim. Müslüm ikinci. Hakim Taşar. Ön alan baskısı var. Haliyle süre giderek azaldığı için Nizip Zeyukma'dan son 32 saniye var. İlk periyodun tamamlanmasına yüksek top sebebiyle serbest vuruşu kullandı Halil İbrahim Öztürk. Güzel pas ama o noktada hiçbir takım arkadaşı yok. Celal. Serbest vuruş. Yapılan faulün ardından son 13 saniye kala rakip yarı alanda polis gücü. Celal. Müdahale geldi topuna Onur tarafından. Faul beklemişti. Celal pozisyonsa devam etti. Ve ilk periyot sonucu polis gücünün Müslüm Elagöz'le bulduğu penaltı korner golü sonrasında 1-0'lık Nizip Zeyukma karşısındaki üstünlüğüyle geçti. Aradayız. Aranın ardından ikinci periyotta sizlerleyiz. İkinci periyotta yeniden sizlerle birlikteyiz sevgili izleyenler. İkinci periyoda da polis gücünün santrasıyla birlikte başlanan karşılaşmada bir kez daha yinelemekte fayda var. Polis gücü Müslüm Elagöz'ün penaltı kornerde bulduğu golle ilk periyodu 1-0'lık üstünlükle geçti. Tabi Kerem'in attığı sağ çaprazdan gol vardı. Yüksek top neticesinde ağlara gitti, geçerli değildi. Celal Aydın yine ilk periyodun sonlarında gol attı ama yerden müdahale sebebiyle de o gol geçerli değildi. Şimdi Cihan karşı ataktalar. Kerem yine sağ çaprazdan buluştu. Circle içinde ise Ömer Anıl'dan önce savunmanın müdahalesi var. Cihan. Yüksek top. Serbest vuruş polis gücü. Müslüm. Müslüm Elagöz. Onur. Müslüm ikinci faul bekledi. Pozisyon devam etti. Ali Akın çaprazdan vuruşuyla skoru 2-0'a getirdiler. Ali Akın, Özkılıç.
kendisinin bir takımının ikinci golü. Akan oyunda golü buldular. Sanırım hakemler kendi inisiyatifleriyle pozisyonu inceliyor olmalılar ki bundan ötürü de santrayı yaptırmadılar. Celal Aydın da her golün sonrasında VAR'a mı gidilecek yönde itirazı söz konusu. Şimdi hakemler de pozisyonu tekrar incelediler. Daha doğrusu şöyle özetleyelim. Sağ hakemleri VAR'da bulunan hakem Mahmutcan Çilkısa pozisyonun incelenmesi yönünde işaret veriyorlar. İki hakem de sağ içinde birbirleriyle iletişim halinde olmalarının ardından golün geçerli olup olmadığının kararını veriyorlar. Diğer tarafta da tabii sık sık golün sonrasında oyun durduğu için polis gücü cephesinden de itiraz söz konusu oldu ve hakemler VAR'a gidiyorlar. Kartı gördü sevgili izleyenler ve bir kişi eksik polis gücü bir dakikalık dilimde ikinci periyotta ve golün santrası yapıldı. Onur da Kamil'e yani takım arkadaşına ileriye çıkması yönünde işaret verdi. Bakalım bizleri neler bekliyor ikinci periyotta. Kamil, Cihan sorkuldalar ama orada Müslüm'ün savunması sebebiyle topu çeviremediler ve ardından Kamil'den top dışarıya çıktı. Cihan kenara geldi ve Halil İbrahim Öztürk oyun alanında. Müslüm. Serbest vuruş kullanıyor. Müslüm Ela Göz ve Müslüm Ekinci. İki adaş paslaştı polis gücünde. Yüksek top itirazı var. Biz bize yokmadan Ali Akın çaprazdan vurmayı denedi. Son anda kaleci ikinci pozisyon ve penaltı korner. Orada İbrahim Şamil Köşker'den döndü. Top zemine indi. Ardından savunma uzaklaştıramadı ve bir penaltı korner kararı neticesinde. Karşılaşmada üçüncü kez penaltı korner kullanacak polis gücü. Şu anda penaltı korner noktasına doğru geçti Muhammed. Bir taraftan da tabii penaltı korner kararı geldi ama hakemler de inceleme halinde oldukları için sevgili izleyenler, topun çıkışının yüksek olduğu itirazı vardı bize uygulamada ama sözlü bir itirazla bulunabiliyorlar. VAR hakları çünkü bitmişti. Şimdi hakemler de
VAR'a gidiyorlar. Hakemler pozisyonu incelediler sevgili izleyenler. Pozisyon incelenmesinin ardından penaltı korneri polis gücü değil Nizip Zeugma kullanacak. Bunun sebebi de circle içinden gelen yüksek top neticesinde alınan karar. Sahada bir kişi eksik aynı zamanda polis gücü çünkü Celal Aydın yeşil kart sebebiyle kenarda. Kamil Dönmez de oyunun yönüne göre sağ taraftan penaltı korneri kullanacaklar. Ömer Anıl, Kerem ve Onur yayda bekleyen isimler. İşaret geldi, kullanıldı. Penaltı korner Onur. İstediği gibi vuramadılar. Kerem kaleci Necip'ten döndü. İkinci pozisyon. Yine savunma ve kaleden geçit yok. Ters itik sebebiyle de serbest vuruşu kullanıyor. Polis gücü. Müslüm Elagöz o noktada kendisine ikili sıkıştırma ve faul var. Serbest vuruş kullanıyorlar. Kamil. Onur. Yine ters itik. Bundan dolayı serbest vuruş var. Müslüm Ekinci. Muhammed. Bir kez daha Müslüm Ekinci. Paslaştı sol tarafta Müslüm Elagöz'le. Muhammed. Onur. Muhammed faul beklemişti. Ve ardından 3 metre kuralı sebebiyle serbest vuruş şimdi polis gücüne geçti. Müslüm ikinci. Muhammed. Uzun pas geldi. O noktada Mazlum'u da görüyoruz oyun alanında. Bu arada Mazlum Keskin biliyorsunuz o ilk etap oynanırken sakatlık yaşayıp ikinci etapta forma giyememiş ama takımını da yalnız bırakmamıştı oynanan karşılaşmalarda. O da yakın zamanda antrenmanlara çıktı. Bugünse Nizip Zeugma karşısında bir playoff'ta finale kalmak adına mücadele verirken takımı yeniden sahalara dönmüş durumda. Bir kez daha ona da geçmiş olsun dileyelim. Muhammed. Kendi yer alanından serbest vuruş kullanıyor polis gücü Ali. Muhammed. Ali Akın. Karşılaşmada ikinci gol Ali Akın Özkılıç'a aitti. İlk gol ise Müslüm Elagöz'e. Şu anda 2-0'lık üstünlüğü devam ediyor polis gücünün. Mazlum. Müslüm. Muhammed. Onur. Celal. Faul beklentileri var ama hakem out işaretinde bulundu. Onur. Ali ile top kazanıldı. Celal circle'dalar. Celal iki kişi arasında açısı kapandı. Kaleyi yoklamayı istedi o da. Ardından kaleci Şamil'den döndü top. Bir kez daha atakta polis gücü ama Onur'u geçemediler. Halil İbrahim. Orta alan Mazlum. Topla birlikte ilerlerken
O pozisyon öncesine faul düdüğü çalındı. Ömer Anıl. Topunda gelişi Ömer Anıl'a yüksek. Şimdi serbest vuruşu. Polis gücü kullanıyor. Necip de takım arkadaşlarını sakin olmaları yönünde uyarıyor. Top kaybı yaşadılar. Ömer Anıl. Ali. Kamil. Onur. Ömer Anıl. Sol tarafa döndü. Kamil. Sağ tarafa atılan pas Cihan. Circle içinde Cihan ve Ömer Anıl'a topu çevirmek istedi ama kademesinde Müslüm Ekinci var. Serbest vuruş kullanıyorlar. Yayın dışından Kerem. 3 metre orada Celal açılmadığı için penaltı korneri kullanacak Nizip Zeyugma. Karşılaşmada ikinci kez penaltı korner kullanacak Nizip Zeyugma sevgili izleyenler. Büyük ihtimalle penaltı korner kullanılmasının ardından da Ali yerine kardeş Furkan oyun alanına girebilir. Son 5 saniye uyarısı da geldi. Bakalım şimdi Kamil'i çağırdı Onur. Kullanacaklar. Penaltı korneri farkı 1'e indirme fırsatını yakaladılar. İşaret geldi. Kullanıldı penaltı korner. Onur fake'ini attı. Ardından Ömer Anıl vurdu. Bu topsa dışarıya çıktı. Aslında bunu ilk penaltı kornerde de denediler ama başarılı olamadılar. İkinci penaltı kornerde de yine top ağlara gitmedi. Kullanılan korner sonrasında hücumda olan taraf olacak. Necip Zeyugma, Onur. Cihan. Ağlara giden gol geçerli değil. Çünkü önceki pozisyonu Hüseyin Emin işaret etti. Top Nizip Zeyugma'da olacak. İlk 0'lık skor devam ediyor Kamil. Onur. Baskı var Furkan'dan. Onur. Ve penaltı korner. Bu kez de Mazlum'a. Yeşil kart geldi. O pozisyonda ayakla müdahaleyi de işaret etti hakem. Ve Celal'in ardından da karşılaşmada yeşil kart gören isim Mazlum Keskin oldu. 1 dakika sahada yeniden eksik polis gücü. Yine Kamil'le topun başındalar. Kerem, Onur ve Ömer Anıl üçlüsü ise yaydaki isimler. 3. penaltı kornerini kullanıyor polis gücü. İşaret geldi. Kamil'i kullandılar. Penaltı korneri. Onur. Kaleci Necip'ten döndü top. Cihan o noktada Furkan'ın baskısı var. Topun kontrolünü circle'da sağlamayı başardı. Kerem. 3 kez penaltı korner fırsatından faydalanamamış oldu. Nizip Zeyugma. Onur. Ali Akın. Ali Akın'ın vuruşu Şamil. Kerem. Topu uzaklaştırmayı başardılar circle'dan. VAR'a gideceğiz büyük ihtimalle. Çünkü polis gücü takımının circle'daki o kalecinin pozisyonu itiraz söz konusu. Bundan ötürü de VAR'a gidiyoruz. Hakemler pozisyonu incelemesinin ardından sevgili izleyenler polis gücü lehine penaltı korneri verdiler. Şu anda da Şamil'in pozisyonuyla ilgiliydi zaten. Fahri Açıkgöz de Şamil'e pozisyonu anlattı.
penaltı korner kullanacak. Polis gücü karşılaşmada polis gücünün de 4. penaltı korneri olacak. İlk penaltı kornerde golü bulmuşlardı. Bakalım. Şu anda Mazlum Keskin yeşil kart sebebiyle sahada değil. Bir kişi eksikler. Muhammed'le penaltı korneri kullanacaklar. Ali Furkan ve Müslüm Ekinci ise yayda bekleyen 3 isim. Polis gücünde işaret geldi. Kullanıldı penaltı korner. Savunmadan dışarıda ve korner. Bu kez de penaltı korner fırsatından yararlanamayan taraf polis gücü oldu. Müslüm Ekinci kenara geliyor ve Celal Aydın oyun alanında, top oyun alanında değildi. Sanırım bundan ötürü de süre durdu. Şimdi gelmesiyle birlikte oyun bir kez daha hareketleniyor. 1 dakika 50 saniye var ikinci periyodun tamamlanmasına. Kamil. 2-0'lık skor devam ediyor. Ali Akın Özkılıç ikinci periyotta bulduğu golle skoru 2-0'a taşımıştı. Halil İbrahim. Cihan'ı geçti top ve doğrudan dışarıya çıktı. Kaybeden yarın 3. 4.lük maçına çıkacak sevgili izleyenler. Saat 10'da kazanansa 14'te final maçı oynayacak. Kerem. Müslüm'den kazandılar topu. Ardından Celal'i geçemediler. Halil İbrahim. Son 58 saniye Halil İbrahim. Yüksek top sebebiyle mi diye bakıyoruz. Çıkışı yüksek Halil İbrahim'den topun. Bundan ötürü de serbest vuruşu polis gücü kullanacak. Muhammed. Celal. Bir kez daha Muhammed. Son 32 saniye kaldı karşılaşmanın ikinci periyodunun tamamlanmasına. Ömer Hanım çaprazdan vuruş farklı şekilde dışarıya çıktı. İşte pozisyonu tekrarını takip edelim bizler. Tam burada sol çaprazdan vuruşu dışarıya çıktı. Halil İbrahim son 9 saniyelik dilimi değerlendirmek istiyorlar. Kerem karşıladı Muhammed. Celal. Serbest vuruş kullanıyorlar. Son artık filmler derken süre bitti. İkinci periyot sonucu gücü 2, Nizip Zeyugma 0. Aradayız aranın ardından. Üçüncü periyotta sizlerleyiz.
periyotta yeniden sizlerle birlikteyiz sevgili izleyenler. Üçüncü periyot an itibarıyla başlayacak. 2-0'lık polis gücünün üstünlüğü var. İlk periyodun penaltı kornerinde Müslüm Elagöz akan oyundaysa Ali Akın Özkılıç attığı golle skoru 2-0'a getirdi. Rakibi Nizip Zeugma karşısında 4 penaltı korner kullandı polis gücü. Nizip Zeugma ise 3 penaltı korner kullandı ve hakem Hüseyin Emin'in düdüğüyle de bizler 3. periyoda giriş yaptık. Bu karşılaşmanın ardından saat 14'te polis gücü alan yıldızları kadınlar süper finali oynanacak sevgili izleyenler. Playoff'ta yarına finale adını yazdıracak kadınlardaki ilk ekip de bu maçın ardından belli olacak. Bir erkek bir kadın, bir erkek bir kadın şeklinde saat 18'e kadar da yayınlarımız devam edecek. Böylelikle bizler finalin adını belli etmiş olacağız. Üçüncü periyotla birlikte takımların hücum yaptığı kalelerde değişmiş durumda. Onur, Cihan, tabi Hasan'ın sakatlığı sonrasında Kamil ve Onur geride paslaşıyorlar. Uzun süre yani oyun alanında kalmış oluyor oyuncular. Ömer Anıl, Kamil, Onur, bir kez daha Kamil dönmez. Karşıladı Müslüm. Hakem ise o ikili mücadelede serbest vuruşu verdi. Polis gücü karşısında ise Nizip Zeugma kullandı. Onur, Müslüm ela gözden sekti ve bir serbest vuruş daha oluyor. Onur, Müslüm ikinci iyi pas. Müslüm ela göz ilerideyse Ali var atak yöne göre sol taraftan Elif Şamil karşıladı. İkinci pozisyon. Stikten mi diye baktık ama topun pozisyondaki perdelemesini işaret etti hakem. Büyük ihtimalle polis gücü itirazda mı bulunacak diye bakıyorum. Oyuncularını şu anda Yusuf Kasım da sakin olmaları yönünde uyardı. Bir taraftan da Kamil'in sakatlığı söz konusuydu o savunmanın ardından. Perdeleme sebebiyle zaten atak sonuçlanmamıştı. Müslüm Elagöz'e itirazı var. Polis gücünün itiraz sebebiyle VAR'a gidiyoruz. Hakemler pozisyonu incelediler sevgili izleyenler. O pozisyonda savunmanın Nizami olduğu ve devamında zaten bir perdeleme kararı neticesinde de atağı
devam etmemişti polis gücünde. İtiraz olmuştu ve bu itirazı geçerli değil VAR'da karar değişmedi. Bundan ötürü de VAR hakkı iki takımın bitmiş oldu. Kamil. Ali çok iyi kazandılar topu. Hakem devam dedi pozisyona ve penaltı. Onur. Gole giden Müslüm Elagöz'e yaptığı müdahale sonrasında bir penaltı kararı geldi. İşte pozisyonu biz de tekrar inceleyelim. Bu pozisyondaki müdahale neticesinde penaltı kullanacak polis gücü. İki sıfırlık skor devam ediyor. Birinci ve ikinci periyotta gelen gollerle. Penaltı kullanacak polis gücü. Bir taraftan da tabii hakemler pozisyonun tekrarını da inceliyorlar. Bakalım karar ne yönde olacak? Penaltı kullanılacak mı? VAR'da incelemenin ardından dedik. Tüm oyuncular geriye çekildiler. Kaptan Celal Aydın topun başında. Hüseyin Emin de oyuncuların çizginin gerisinde olup olmadığına baktı. Hakem işaret geldi Celal. Penaltı golüyle skoru 3-0'a getirdiler. Celal Aydın bulduğu golle skor 3-0. Celal bir penaltı golüyle kendisinin bir takımının 3. golünü attı. Aynı zamanda Celal de toplamda ligde 50. golünü atmış oldu. Kerem'e yapılan faulün ardından da serbest vuruşu Nizip Zeyguma kullanıyor. Ali yüksek top. Serbest vuruş kullanıyor polis gücü Muhammed. Müslüm Ekinci. Celal Müslüm paslaşmasını takip ediyoruz. Sol tarafta. Muhammed. Müslüm. Ali. Bir kez daha Müslüm. Ama bu topu kontrol ederken yükseldiği için serbest vuruş kullanıyor. Bize uyguma. Bir taraftan da o müdahale ardından Yusuf Kasım oyuncusuna çok sinirlendi. Ama top bir kez daha polis gücünde kaldı. Muhammed. Faul yaptılar. Ve bize uyguma kullanıyor serbest vuruşu. Geçtiler. Şimdi 2'ye 2'ler. Recep'ten döndü. İkinci pozisyon. Müslüm ikinci uzaklaştırdı ama top yeniden rakiplerinde kaldı. Kerem. Faul sebebiyle serbest vuruş kullanıyor Nizmi Zeyugma. Kerem. Saat 16'da da Selçuklu Belediyespor Kutlu Bey Okulları Amasya karşılaşması olacak. Şu andaki skorla polis gücü finale daha yakın taraf. 4,5 dakikalık dilimi geride bırakıyoruz. Celal. Muhammed. Hakimi geçti top. Ardından Furkan o noktadaydı. Çaprazdan vurdu. Orada hakim düşünse belki de daha net bir netice alabilirlerdi ama bu top dışarıya çıktı. Onur, Ömer Anıl, Ali Akın,
İyi sıyrıldı rakiplerinden Ali Akın. Kendisi kaleye gidiyor derken alta vurdu. O da orada Furkan'ı düşündü sanırım. Bir dakika içinde iki önemli pozisyona girdi Polisici ama faydalanamadı. Onur. Halil İbrahim. Hakim. Orta alanda serbest vuruş kullanıyorlar. Hasarı'da bir kez daha oyun alanında ilk periyotta yaşadığı sakatlık sebebiyle kenara gelmişti. Neyse ki tekrar onu sahada görmek güzel. Savunma kontrol edemedi. Top oyun alanında tutamadı ve korneri kullanıyor. Polis gücü karşısında Nizip Zeyguma. Hasari. Onur. Orta alan Halil İbrahim. Onur. Pas Kerem bitiriş. İlk gol. Onur Kerem ikilisi atak yöne göre sağ taraftan gelip golü buldular. İşte bizler pozisyonu tekrar izliyoruz. Burada Onur sıyrıldı rakibinden. Circle'da Kerem bekliyordu ve golü buldular. Yine Hasari sanırım sıkıntısı söz konusu. Bundan ötürü de sağlıkçı oyun alanına davet edildi. Umarız önemli bir durum yoktur. Çünkü oyun alanına döndü. Ardından yeniden sakatlandı ve sağlık ekipleri de hemen hızla onun yanına gittiler. Büyük ihtimalle de orada bir tansiyon ölçümü mü yapılıyor acaba? Evet, büyük ihtimalle yapılacak. Geçmiş olsun dileyelim. Tam sahaya döndü. Yeniden sakatlık yaşadı. Sakatlık demeyelim. Belki de orada bir tansiyon düşüklüğünden ötürü de sıkıntı yaşıyor olabilir. Bir kez daha geçmiş olsun dileyelim Hasari Erdoğan'a. O kenara gelecek ve Kamil yeniden oyun alanında olacak. Tabi her şeyden önemlisi sağlık. Bir kez daha Hasari Erdoğan'a da geçmiş olsun diliyoruz. Ve Kerem'in attığı golle skor 3-1. Farkı 2'ye indirdi. Polis gücü karşısında Nizip Zeyukma ilk golünü Kerem'le buldular. Atak yönüne göre sağ taraftan Onur'un attığı pasta. Kerem. Çaprazdan Ömer Anıl. Onun vuruşu direkten döndü. İkinci pozisyon Kerem ve savunmanın müdahalesi var. Korner orada Necip. Çok iyi müdahaleler. Devamındaysa o peş peşe ikinci gole izin vermediler ama yeniden ataktalar. Penaltı korner. Atak yönüne göre yine sizler pozisyonda Ömer Anıl'ın vuruşunu direkten döndü. Ardından topun üstten dışarıya çıktığını izlediniz. Yüksek top kararı neticesinde ise bir penaltı korner kazandı Nizip Zeyguma. Tabii pozisyonu inceliyordu hakemler de. Ve inceleme sonrasında da penaltı korner kullanıyor. Nizip Zeyguma oyunun yönüne göre sağ taraftan karşılaşmada dördüncü penaltı kornerleri. Oyunun yönüne göre sağ taraftan kullanılan penaltı kornerde. Şimdi işaret verildi. Onur bıraktı pas ama Kerem'e pasını aktarırken bu top yükselerek Kerem'e geldiği için penaltı korner fırsatından faydalanamamış oldular. Kamil. Onur. Kamil. Orta alandan topu kazandı Müslüm paslaştı. Celal circle içindeler. Ama bu noktada Onur topu uzaklaştırmayı başardılar. Müslüm ikinci. Orada zemin de kalktı. Onun da sıkıntısını yaşadılar ama neyse ki sakatlık olmadı. Halil İbrahim.
Pas sol taraf, Ömer Anıl çevirdi, Kerem Müçiki. Bu kez de sol taraftan gelip golü buldular. Ve yine Kerem'i topla buluşturmayı başarıp skoru 3-2'ye getirdiler. Bir taraftan da az önce dile getirmiştim sizlere zeminin kalktığını. Bundan ötürü zemin kalktığı için o noktaya doğru gittiler. Biz ise golün tekrarını izleyeceğiz. Şu anda izlediğimiz değil. Önceki maçlarda da bu anları gördük ve VAR'a gidiyoruz. Hakemler pozisyonu incelemelerinin ardından yüksek top kararı sebebiyle ağlara giden golün geçerli olmadığını ifade ettiler. Yani skor 3-1. Kerem'in attığı ikinci gol iptal edildi yüksek top sebebiyle. Yüksek topun geldiği noktadan da serbest vuruşu kullanacak polis gücü. Müslüm ikinci. Celal'le paslaşıyorlar. Muhammed. Kamil. Top kaybı yaşadılar. Şimdi dördüncü gol arayışında var. Celal çaprazdan vurdu. Kaleci Kamil'den döndü. Ve ardından top yükseldi. Ömer Anıl ise hızla serbest vuruş kullanıp bir de üstüne serbest vuruş kazandı. Kamil, Onur, Kerem orada biraz ezbere pas gibi oldu ve yüksek topla birlikte dışarıya çıktı. Müslüm, Muhammed. Son 55 saniye 3. periyodun tamamlanmasına. Skor 3-1, her iki takımdan da karşılıklı birer gol takip ettik. 3. periyotta skor ise 3-1'e geldi. Muhammed, Celal. İleride Ali var ama ona gelmeden top Ömer Anıl yeniden araya girdi. Kerem. Topun gelişi yüksek. Serbest vuruş kullanıyor polis gücü. Son 30 saniyelik dilimdeyiz. 3-1'lik skor devam ediyor. Polis gücü lehine. Son 10 dakikalık dilime gireceğiz. Birazdan karşılaşmada. Müslüm ikinci. Muhammed süreyi de kendi yaralığında eritmeyi başardı diyebiliriz. Celal. Onur. Kamil kaçırdı o topu. Ardından Muhammed son 5 saniyelik dilimde son hücum olabilir. Celal. Karşıladı Şamil. İkinci pozisyon Ali ve penaltı korner. Süre biterken penaltı korneri kazandılar. İletişim halindeler. Fahri Açıköz ve Hüseyin Emin. Penaltı korner kararı gelmişti bakalım. Pozisyonu inceliyorlar. Bir taraftan Varda. Ya hakemi çağıracaklar Vardan ya da aldıkları karar neticesinde penaltı korneri kullanacak polis gücü. Şu anda da tabii verilecek kararı bekliyoruz. Bakalım karar ne yönde olacak? Tam 3. periyodun sonunda
tam süre biterken kazanılmıştı zaten penaltı korner. Şu anda da gelecek karar neticesinde bir penaltı korner kullanarak golü bularak 3 farklı üstünlükle 3. periyodu tamamlayabilir Polis Gücü rakibi Nizip Zeugma karşısında. Ve hakemler VAR'da da incelenmişti pozisyon. Penaltı korner kararını bir nevi teyit etmiş oldular. Polis Gücü penaltı korner kullanacak karşılaşmada 5. penaltı korneri. Oyunun yerine göre sol taraftan Muhammed ile penaltı korneri kullanıyorlar. İşaret geldi. Muhammed kullandılar penaltı korneri ve alta vurdu. Müslüm Elagöz 3. periyodu karşılıklı birer golle tamamladık. Skor 3-1 aradayız. Aranın ardından 4. periyotta sizlerleyiz. Dördüncü periyotta yeniden sizlerleyiz sevgili izleyenler. Karşılaşmada skor 3-1 ve son periyodun santrasını yaptık. Tabii son periyot diyoruz ama şöyle de bir durum söz konusu. Playoff müsabakalarında yarı final ve final müsabakalarında kazanan takım belli olmak zorunda. Bu nedenle normal süresi berabere biten müsabakaların devamında ek süre uzatma uygulaması yapılmayacak. Ve oynanan müsabaka sonunda eşitlik devam ediyorsa da oradan shutout uygulamasına geçilerek kazanan takım belli olacak. Bunun da bilgisini vermiş olalım. Muhammed. Celal. Ali Akın. Celal sol taraftan Ali Circle'a girdiler. Ardından savunma bu topu uzaklaştırdı. Orta alanda Kerem pasını kullandı. Geriye Onur. İleri uçta Cihan var. Az önce Haseri'de yine bir büyük ihtimalle tansiyon problemi yaşamış olmalı ki. Sık sık çünkü tansiyonunu da ölçtüler. Kenara gelmişti. Yeniden oyun alanına dönebilir. Çünkü bekleyen isim Halil İbrahim. Müslüm Elagöz. İleride Ali var. Hızlı Ali'yi pasla buluşturabilir derken ağlara giden gol geçerli değil. Topun Ali'ye gelişi yüksek. Onur. Ömer Anıl çaprazdan vurdu ve bu top da alta. Ömer Anıl'dan çıktı. Şu anda Müslüm Ekinci'ye yeşil kart geldi. Celal Mazlum ardından Müslüm Ekinci de yeşil kart gördü. Bugünün toplamda 3 yeşil kartı var. 3'ü de Polis Gücü oyuncuları gördüler. Celal. Muhammed. Hakem topun gelişini işaret etmişti. Bench'te sesler yükseldi.
Sonrasında da zaten bench ile iletişim halinde olmalarının ardından uyarıyı aldılar. Celal. Müslüm Elagöz. Celal. Karşıladı Onur. Ömer Anıl. Yüksek top beklentisi var. Nizip Zeyugman'ın hakem devam ettiriyor mücadeleyi. Celal. Ardından Kerem'in yaptığı hareket faul. Bir taraftan da hakem kaptanları çağırdı. Yani Celal'i ve Kamil'i. Büyük ihtimalle itirazlar saha içinde arttığı için de kalan 7,5 dakikalık dilimin hakem Hüseyin Emin daha sağlıklı devam edebilmesi için uyarıda bulundu oyunculara. O uyarının ardından da oyun hareketlenmiş olacak. Bu maçın ardından saat 14'te kadınlarda polis gücüyle alan yıldızlarının karşılaşması olacak sevgili izleyenler. Ardından 16'da yine erkekler de Selçuklu'yla Kutlu Bey Okulları Amasya karşılaşacak. Son maçta Kaltunmaz Ransu Ege Yıldızları Kırıkkale Gençlik Spor olacak ve bizler yarının 3. 4.sünü ve finale gidenlerini belli edeceğiz. Şu anda Celal'in sanırım bir sakatlığı söz konusu. Bundan ötürü süre durdu. Sağlık ekipleri ise oyun alanına davet edildi. Karşılaşmada perdeyi açan takım Gaziantep Polis Gücü'ydü. Müslüm Elagöz'ün bir penaltı korneri sonrasında 1-0 öne geçtiler. Ardından akan oyunda Ali Akın Özkılıç golü attı. Devamında Celal Aydın penaltıdan skoru 3-0'a getirdi. Kerem Bey ise oyunun yönüne göre sağ taraftan gelişen atakta Onur pası aktardı ve Kerem golü buldu. Böylelikle toplamda 4 gol izledik. 3-1'lik Polis Gücü'nün üstünlüğü var. Celal'in sol elinde problem söz konusuydu. Bundan ötürü de oyun alanında Furkan'ı görüyoruz. Sakatlığın ardından oyun başladı. Müslüm Ekinci. Müslüm Elagöz. Stik kapama neticesinde serbest vuruşu Nizip Zeyukma kullanıyor. Ve out'a vurdular. Müslüm ikinci. Kerem. İki oyuncu arasında çok iyi sıyrıldı Kerem ama devamındaki pozisyonda City'ni geriden getirerek pozisyon işaret edildi. Polis gücüne bundan ötürü de serbest vuruş kullandı. Nizip Zeyugma, Onur. Karşıladılar. Müslüm Elagöz iyi pas. Sol tarafa dönerse de tehlike. Furkan ama circle içine çeviremedi. Halil İbrahim. Hasari. Kerem. Skor 3-1. 4 dakikalık dilim geride kalıyor ve bu kez de Muhammed sakatlık yaşaması neticesinde süremiz durmuştu. Hasari. Kerem. Müslüm. Müslüm ikinci o noktada Furkan topu uzaklaştırmaya çalışıyorlardı. Aynı zamanda Kamil'den de bu top yükseklik kazandı ve serbest vuruş kullandı polis gücü. İyi pas Ali ama kontrol edemedi. Out. Şu anda süre polis gücü lehine işlemeye devam ediyor. 3-1'lik üstünlükleri var. Kaybeden 3.lük 4.lük maçına yarın 10'da çıkacak ve 16'daki maçın sonucunu bekleyecek iki takım zaten. Müslüm ikinci. Celal. Bir kez daha Müslüm ikinci. Paslaştılar. Müslüm Elagöz. Furkan. Müslüm Elagöz ve onun vuruşu 4-1.
Uzun bir sessizliğin ardından ilk golü atmıştı Müslüm Ela Göz. Şimdi bu dördüncü golle birlikte de aslında var olan umudunu da Nizip Zeugman'ın bitiren belki de gol olabilir. Çünkü 4 dakika 28 saniye var. Bu bölümde süre az önce de belirttiğim gibi polis gücü lehine işliyordu. Hem süre lehlerine işliyor hem de skor 4-1'e geldi. Müslüm Ela Göz kendisindeki takımının dördüncü golünü atması neticesinde. Halil İbrahim de sakatlığı vardı orta alanda. Şimdi ayağa kalktı. Kerem. Hasari. Ömer Anıl. Kapama neticesinde serbest vuruş. Polis gücünün. Müslüm. Adaşlar paslaştılar. Arnan Celal sağ tarafta topla buluştu. Müslüm ikinci. Furkan. Kerem'in baskısı var. O baskıda faul var. Furkan. Ali. Şamil açısını kapattı ve kapatmasıyla birlikte de Ali bu top ondan dışarıya çıktı. Hücumda çoğalabilmek adına Şamil'i kaleye boşaltıyor Nizip Zeugma. Onun yerine ise Onur oyun alanında. Hatta ileri uçta olacak gibi duruyor Onur. Çünkü geride Hasari ve Kamil'i paslaşacak. 3,5 dakika kaldı karşılaşmanın tamamlanmasına. Hasari. Halil İbrahim. Baskı vardı Ali'den. O baskıda top oyun alanında kaldı sevgili izleyenler. Çaprazdan zoru denedi ama bu top Ali'den dışarıya çıktı. Tabii kaleyi de boş olduğu için hala bu fırsatı değerlendirmek istedi. Halil İbrahim. Çok güzel pas Kerem. Ama Necip öyle güzel açıyı kapattı ki Kerem de yoktan var etti. Ve skoru 4-2'ye getirdi. Fark 2 sevgili izleyenler karşılaşmada. Kerem kendisi ve takımının ikinci golünü attı. Muhammed. Karşıladı Onur. Hücumda çoğalabilmek adına kaleyi boşaltmıştı. Nizip Zeugman skor 4-2. 2 dakika 20 saniye var ve şimdi bakalım 5. gol için atakta olan taraf polis gücü Ali. Topu oyun alanında tutamadı Ali. Ve ardından top kendisinden dışarıya çıktı. Hasari. Tabi burada bir 4-3'e gelirse son 2 dakikalık dilim daha keyifli de olacaktır. Onur kontrol edemedi ve taç. Muhammed. Müslüm Ela Göz. Sıyrıldı Kamil'den Müslüm ve 5-2. Yine Müslüm sahneye çıktığı bölümde kendisinin 3 takımının 5. golü. Ali yerine de hakim oyun alanında. Tabi burada savunmayı da iyi tutmak istiyor polis gücü. Rakibi kaleye boşaltıp hücumda çoğaldığı bölümde. Kamil. Kerem. Hasari. Halil İbrahim. Muhammed Celal. Sol tarafta ise Müslüm Ela Göz. Girdiler circle'a. Hasari'den döndü top. Kamil. Bir atak daha oluyor Müslüm. Ardından o bölümde ağlara giden gol geçerli değil. Müslüm pozisyon öncesinde faali yaptığı için. Son 1 dakika 15 saniye var. Fark 3. Polis gücü adını finale yazdırmaya yakın taraf. Final yarın saat erkeklerde 14'te olacak. Üçüncülük, dördüncülük maçı ise saat 10'da sevgili izleyenler. Tabii bu maçtaki rakipler de saat 16'da Selçuklu Belediyespor Kutlubey Okulları Amasya maçına göre belli olacak. Halil İbrahim. Son 54 saniye. Onur. Karşıda savunma hakim. Ve penaltı korner. Çünkü perdeleme söz konusu. İşte bu pozisyonda bir perdeleme kararı neticesinde penaltı korneri kullanıyor. Polis gücü karşısında Nizip Zeugma. Oyunun yönüne göre sağ taraftan Kamil'le kullanılacak penaltı korner. Yayda bekleyen 4 isim var.
Ömer Anıl, Onur Kerem ve Halil İbrahim. İşaret geldi. Kullanıldı penaltı korner. Onur kontrol ederken yine yüksek kazandı. Bundan ötürü de penaltı korner fırsatından faydalanamadılar. Son 40 saniye polis gücü avantajıyla giriyoruz sevgili izleyenler. Müslüm, Celal çaprazdan vurup maçı bitirdi resmen. 32 saniye 4 saniye kala skor 6-2'ye geldi ve Celal kendisinin iki takımının 6. golünü attı. İlk golü bir penaltıdan bulmuştu Celal Aydın. Ligde ise 51. golünü atmış oldu. Son 30 saniye var. İki takımı da mücadelesinden ötürü tebrik ediyoruz öncelikle sevgili izleyenler. Güzel, keyifli, fair play çerçevesinde geçen bir karşılaşmayı geride bırakacağız. Hakimden yükseldi top. Serbest vuruş kullanacak Nizip Zeyudma. 6-2'lik skorla birlikte adını finale yazdıran ilk takım polis gücü oluyor. Belki burada tabii 6-3'te olabilir karşılaşma. Nizip Zeyugma ise 3.lük 4.lük maçına çıkacak yarın 10'da. Ve süre bitti, maç bitti. Kazanan 6-2'lik skorla rakibi Nizip Zeyugma karşısında alkışlar eşliğinde polis gücü oluyor. Bizler ise günün ilk karşılaşmasını geride bırakıyoruz. Yarın 3.lük 4.lük maçında Nizip Zeyugma saat 16'da oynanacak maça göre rakibini bekleyecek. Keza finalde ise polis gücünün rakibi, bakalım 16'daki maçta kim olacak. İki takımı da bir kez daha tebrik ediyoruz. Bizler ise günün bir diğer karşılaşmasına, yani kadınlarda playoff mücadelesine doğru hazırlanıyoruz. Saat 14'te polis gücü Metbak Alan Yıldızları karşılaşmasıyla sizlerle birlikte olacağız. Bu maçın anlatımında ben Elif Ünal sizlere eşlik ettim. Kamerada Yalçın Kılıç ve Naz Şahingül, rejide ise Rümeysa Atlas ve Bülent Atlas vardı. Tüm ekip arkadaşlarım adına teşekkür ediyorum. Saat 14'te görüşünceye dek hoşçakalın.